Herkese merhaba. Okulların tatili ve iş yerlerine gelen kısıtlamalar devam ediyor. Ve son açıklamalara bakılacak olursa bu süreç biraz daha uzayacak gibi görünüyor. Önceki videoda bu sürecin psikolojik risklerinden bahsetmiştim. Bugün de avantajlı, olumlu yönleri neler olabilir, aldığım notları sizinle paylaşmak istiyorum. İlk olarak evde birlikte olduğunuz kişiler hayatınızın en değerli, en önemli insanları. Eğer bu düşünceyi sürekli aklınızda tutarsanız yaşayabileceğiniz stresi en aza indirmiş olursunuz. Uzun zamandır ailesine, çocuklarına vakit ayırmakta zorlanan insanlar için harika bir fırsat. Bu dönemde çok güzel etkinlikler yaparak aile bağlarınızı güçlendirebilir. Hatta onların fark etmediğiniz yeni yönlerini keşfedebilirsiniz. Sosyal çevrenizde ya da iş ortamında sizi negatif yönde etkileyen olaylar ve insanlardan bir süre uzak kalmak sizi bu sürede olumlu etkileyecek diye düşünüyorum. Zaman bulamadığınız için izleyemediğiniz filmler, okuyamadığınız kitaplar için de güzel bir fırsat sizi bekliyor. Bir diğer konu ise eğitimine devam eden öğrenciler. Eğer eksik konular varsa tamamlamak için çok iyi bir zaman. Hatta daha fazla kitap okumak, daha fazla kendilerini geliştirmek için güzel bir dönem. Sağlık engelinden ya da bedensel engelinden dolayı sürekli evde kalmak zorunda kalan insanları anlamak, onlarla empati kurmak için de iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Ve son olarak, ruhunuzu dinlemenin, dinlendirmenin ve hatta ruhsal bir yolculuğa çıkmanın eğer imkanınız varsa tam zamanı. Bu sürecin çok fazla sürmeyeceğini, inşallah en kısa zamanda atlatılacağını umut ediyor. Huzurlu, sağlıklı günler diliyorum.